DRC-5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Saldırılarının en acımasız olduğu, insanlar üzerinde vahşice, orantısız güç kullandıkları zamanda bile buna karşı insanlar birlikte mücadele etmiş, sıkı bir direniş örneği göstermiş bulunmaktadır. Atatürk Parkı'nda saat 21.30'da başlayan forumda özellikle Gezi Parkı ile başlayan süreçle ilgili görüşler dile getirildi. Şu anda üzerimizde ağır bir baskılar var. Özellikle de yerli olup 18 yaşını aşmamış arkadaşlarımız gözaltına alınıyorlar, evlerinden alınıyorlar. Mahallelerde baskılar, mahalle baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve yapmadığımız şeyleri bize yaptı olarak gösteriyorlar. Burada emniyet mensupları abilerimiz de buradalar. Ve biliyorlar ki biz hiçbir zaman için karşı karşıya gelmedik onlarla. Onlar bize sağduyulu olduğu sürece biz onlara sağduyulu olmaya çalıştık. Geçen gün 17 yaşında bir kız kardeşimiz emniyet tarafından, savcılık tarafından gözaltına alınıyor. Ve savcı soruşturmasında diyor ki, işte sen polise karşı molotof atmışsın. Ve Balıkesir'de hiçbir zaman için molotof atılmadı. Sen polise taş atmışsın, şişe atmışsın gibi yanlış ifadeler söyleniyor. Bu gözaltı dalgaları, bu yıldırma süreçleri devam edecek. Ama biz yılmayacağız ve devam edeceğiz. Direnişlerimize, forumlarımıza, her yerde haklı eylemimizde haksız duruma düşmeden her yerde sesimizi duyurmaya çalışacağız. Ve biz Balıkesir halkından, üniversite öğrencileri ve şahsım olarak eğer bize karşı bir şey olursa desteklerinizi bekliyoruz. Zaman zaman sohbet havasında geçen forumda Gezi Parkı olaylarıyla birlikte Balıkesir'de yapılan eylemler de dile getirildi. Forumda ağırlıklı olarak konuşan gençler görüşlerini şöyle dile getirdi. Ben İzmir'de oturuyorum. İzmir'de kendim için bir çalışma yaptım. Seçim kurulunu aradım ve adımı yazdırmak istediğimi söyledim seçim sandıkları görevlisi olmak için. Bana sadece hani devlet görevlilerinin olabildiğini söylediler. Buradaki olan insanlardan ben bunu rica ediyorum. Lütfen seçim kuruluna başvursunlar. Sandıkların başında açık sayım yapıldığı için en azından onları izleme şansınızın olduğunu düşünüyorum. Başvurun. En azından oyunuzun nereye gittiğini bilin. Yani kayıp oylar olmasın. Herkesin farklı fikirleri olabilir. Ben sadece bunu söylemek istedim. Bu gezi eylemlerinin aslında başarılı olduğunu düşünüyor insanlar. Çok büyük kitlenin çıktığını farkındalar. Bu tabii medyanın yansıttırdığı bazı olaylar var. Onlar üzerinde etkilenmişler. Onları doğru anlatmanın gerektiğine inanıyorum ben. O bu şey geldiğinden beri 23 Nisan kaldırmaya çalışıyor. 19 Mayıs'ı statlarda kutlatmıyor. 29 Ekim zaten yok. 30 Ağustos kutlatmıyor. Atatürk'ü resmen yok etmeye çalışıyor. 19 Mayıs, 30 Ağustos bunları başbakanımız kaldırmaya çalıştı. Ama biz ben 15 yaşındayım ama tepkimi koymak istedim. Kaldırılmasını kesinlikle istemiyorum. Onları da geçtim. Türkiye Cumhuriyeti TC yazısını kesinlikle kaldıramaz. Ben bundan %100 eminim. Ve yeni nesil bizler buna asla izin vermeyeceğiz. Bunu da biliyorum ben.